Çok kötü kazaymış burada. Ambulans arar mısın? Tamam, arıyorum hemen. Tanıyorum ben bu adamı. Kenan Öztürk bu, haberci. Yaşıyor mu? Nabzı var ama zayıf. Çok kötü vurmuş ya. Alo. Nasıl? Kaza var, TEM yolunda. Ambulans aradınız mı? Aradım, yoldalar, geliyorlar. Arabaya baktınız mı? Başka biri baktık, var mı? Şöyle bir atak olmuş. Durumu nasıl? Kenan Bey, iyi misiniz? Ne oluyor? Kenan Bey, sakin olun. Takım olaya. Kenan Öztürk mü? Evet. Kenan Öztürk. Evet. Kenan Öztürk. Evet. Kenan yok artık. Kenan yok artık. Doğan var. Nerede kaldı bu polisli ambulans? Polis mi? Polis yok. Polis çağırmayın. Yani sen şimdi diyorsun ki bütün bunları Doğan yaptı. Kenan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Evet. Kenan bunları yapacak bir çocuk değil. O çok iyi biri. Allah'ım ya. Niye şaşırdınız ki Sayın Savcım? Zaten beklediğiniz cevaplar bunlar değil miydi? Şaşırmadım. Sadece böyle olmasını ummuyordum. Peki bu Kenan... Niye yaptı bunları Doğan? Çocuğun hayatını mahvettiler. Ailesinden kopardılar. Yetimhaneye attılar. Yangınların ortasında bıraktılar. O da bunları yapanlardan hesap sormak istedi. Fakat şöyle bir hale geldi ki olaylar kontrolden çıktı. Peki bu Kenan'ın gerçek ailesi? Karaca Beyler mi? Müşerref Hanım mı annesi? Evet. Peki biz senin kendini aklamaya çalışmadığın nereden bileceğiz? Sen nasıl bu kadar çok şey biliyorsun? Ben kendimi aklamıyorum Sayın Savcım. Ben de hep yanındaydım. Bütün cinayetleri işlerken ben de oradaydım. Yani sizin anlayacağınız suç ortağıydım. Zaten bütün bu olayların başlama sebebi biraz da benim. Nasıl? Onu daha çocukken, Yusufken ben kaçırdım. O şerefsiz amcası Sadık onu öldürmemi istedi. Ama ben yapamadım. Götürdüm onu yetimhaneye bıraktım. Peki niye şimdi anlatıyorsun? Niye şimdi? Çünkü Kenan'ın daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Doğan rahat durmayacak. O Sadık'ı öldürmeden durmaz o. İntikam almadan duramaz. Bütün bunlar olurken Kenan zarar görecek. O Sadık'ı öldürmek isterken Kenan'ı öldürecekler.
Buraya bir gelir misin? Gel. Buyurun savcım. Başsavcı ile iletişime geçmeliyiz. İdris onunla konuşturacağım. Tamam savcım. Başsavcıya her şeyi anlatacaksın. Sonra Doğan'ı bulmama yardım edeceksin. Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Yani Kenan benim oğlum öyle. Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Yani bu şekilde size anlattığım için, bu şekilde söylediğim için çok üzgünüm. Oğlu neden sakladınız? Benden oğlumu siz aldınız. Ben yıllarca oğlumu aradım. Şeref Hanım, biz sizden oğlunuzu almadık. Biz sadece onu evlat edindik. Ya sizin oğlunuz olduğunu bilmiyorduk. Biz de yeni öğrendik. Peki öğrendiniz de neden bana söylemediniz? Neden söylemediniz? Neden? Neden? Benim yüzümden. Nemin, ne olur bizi biraz... Turan, Müşerref Hanım'ın gerçekleri bilmeye hakkı var. Bakın Müşerref Hanım, eğer bir suçlu arıyorsanız o benim. Turan, Kenan'ın gerçek annesinin siz olduğunu öğrendiğinde size söyleyecekti. Ama ona ben engel oldum. Siz nasıl engel oldunuz? Siz de annesiniz. Siz nasıl insanlarsınız? Bakın, biz çocuğunu çok seven insanlarız. Çocuğunu çok seven bir aileyiz. Ben gecemi gündüzüme katıp oğlumun mutluluğu için yaşadım Müşerref Hanım. Sizin sandığınız gibi değil konu. Kenan konusu çok hassas bir konu. Evet, başlarda çok bencillik ettim, kabul ediyorum ama tereddüt ettim. Çünkü onu kaybetmekten çok korktum. Ama ben onun ölüsüne de razıydım. Siz böyle söyleyerek kendinizi haklı çıkaramazsınız. Ben buraya geldim. Burada oturdum, karşınızda gözyaşı döktüm. Neden söylemediniz o zaman? Neden söylemediniz? Çaresizdim, gördünüz bunu. Sakin ol, şöyle otur. Neyin? Müşerref Hanım, ya dilerseniz bu hesaplaşmayı sonraya daha uygun bir zamana bırakalım. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Kenan'ın hayatı tehlikede. Tamam, ne deseniz haklısınız. Ama şimdi Kenan'a yardım etmemiz lazım. O Sadık Kenan'ın peşinde. Ya Kenan Sadık'ı öldürecek ya da Sadık onu. Sadık'ın... Sadık'ın bununla ne alakası var? Müşerref Hanım, yıllar önce sizin oğlunuzu alan, sizden çalan kişi Sadık. O dönem yanınızda çalışan İdris'le birlikte yapmışlar. Kenan önce yetimhaneye düşmüş. Biz oradan evlat edindik zaten. Ama inanın bana, inanın hikayesini bilmiyorduk. Allah'ım benim aklıma mukayyet ol. Allah'ım benim aklıma mukayyet ol. Turan Bey. Turan Bey, ne olur bana baştan sona her şeyi tek tek anlatın. Ben her şeyi bilmek istiyorum lütfen. Tamam, her şeyi anlatacağım. Ama lütfen önce şunu bilin. Kenan hasta. Hem de çok hasta. Ona yardım etmemiz lazım. Onu kurtarmamız lazım. Hem de hemen. Yaralıydı biraz. Bizden ambulans aradık ama o beklemedi. Siz geldiniz şimdi.
Görgü tanığı mı? Evet abi. Görgü tanığı. Evet abi. Sen bak işte. Hanımefendi nasıl oldu olay? Kenan Öztürk büyük bir kaza yaptı. Hızla bariyerlere girmiş. O kazadan nasıl sağ çıktı bilmiyorum valla. Nerede şimdi? Bilmiyorum ben. En son ambulansı almışlardı. Peki teşekkürler hanımefendi. Hanımefendinin ifadesini alın. Emredersiniz amirim. Buyurun. Ambulansa binmeden ayrılmış buradan. Medikalcilerle konuştum şimdi. Nasıl? Bu adam böyle bir kazayı dümdüz yolda nasıl yapıyor anlamadım. Hadi diyeceğim direksiyon hakimiyetini kaybetti ama. Sanmam. Pek kazaya benzemiyor. Sol taraftan direkt dönmüş. Kararlı bir şekilde girmiş. Bak son anda frene basmış. Öyle görünüyor komiserim. Bu kadar mı? Evet. Her şeyi anlattım. Bu ifadeyi hiçbir baskı altında kalmadan verdiğini teyit eder misin? Evet. Götürün emniyette detay sorgusunu yapsınlar, sonra tekrar getirin. Leyla Savcı'm. Lütfen Kenan'a yardım edin. Bunu bir tek siz yapabilirsiniz. Sağ olun. Haklıymışsın Leyla. En başından beri. Seni fazla hafife almışız. Hiç önemli değil başsavcım. Önemli olan hakikat. Bu durumda Kenan Öztürk'ün oyuncakçı olduğu tasdik edildi. Turan Başsavcı'nın da suçu ortaklığına dair kuvvetli kanıtlar var. Tabii ne kadar dahil bilmiyorum. Bu durum başımızı ağrıtacak. Tüm kamuoyu aylarca bu oyuncakçı hikayesiyle yattı kalktı. Şimdi katil bu cinayetleri haber yapan ünlü haberci. Suç ortağı da başsavcı vekili. Çok üstümüze gelecekler. O yüzden fazla yayılmadan harekete geçmeliyiz başsavcım. Kenan Öztürk nerede biliyor muyuz? Ben onu bulurum. Affedersiniz. Efendim Refik Komiser. Savcım, önemli bir gelişme var. Nedir? Kenan Öztürk büyük bir kaza atlatmış. Ne? Nerede? Nasıl? Kurtköy civarında. Biz şimdi olay yerindeyiz. Bayağı sert çarpmış. Durumu nasıl? İyi mi? Hayatta. Ama olay yerinden kaçmış. İşin ilginç tarafı? İntihar etmek ister gibi. Kaza falan değil gibi yani. Dümdüz bodoslama sürmüş bariyerlere. Bu ne demek? Efendim, fren izi falan yok. Frensiz bir şekilde istikrarlı bir rotada dümdüz bariyerlere sürmüş. Kenan Öztürk neden intihar etmek istesin ki? Her şeyi öğrenmiş olabilir çünkü. Nasıl yani? Neyi öğrenmiş olabilir? Dur Refik Komiser, bir hatta kal, kapatma. Başsavcım, şu an yapmamız gereken şey Turan Başsavcı'nın evine gitmek. Kenan oraya gitmiş olabilir. İkisini de almalıyız. Turan'ı ve oğlunu böylece almak büyük hamle. Kanıtları daha da netleştirmek gerekebilir. Başsavcım, bu saatten sonra kaçma şüphesi devreye girer. Başka şansımız yok. Kenan Öztürk'ü görüldüğü yerde yakalama kararı çıkartmalıyız. Turan Başsavcı için de soruşturma iznine ihtiyacım var. Tamam, tamam. Ben halledeceğim onları. Bu haber hemen yayılacak. Kimse öğrenmeden tutup bir an önce Turan'ı getirin buraya. Refik Komiser, beni iyi dinle. Güvendiğin ağzı sıkı birkaç adamı al. Turan Başsavcı'nın evinde benimle buluş. Turan Başsavcı'nın? Neden savcım? Dediğimi yap. Anlaşıldı savcım, anlaşıldı. Müsaadenizle.
Anlayacağınız her şey o yetimhane yangınıyla başladı. Kuzum, Yusuf'um, yavrum sen ne acılar çektin, neler yaşadın. Biz de işte onunla birlikte o günden beri hep aynı acıları yaşadık. İnanın onu mutlu etmek için elimizden geleni yaptık. Çok zor tedavi süreçleri yaşadı ama fayda etmedi. Doğan bir türlü peşini bırakmadı. Allah hepsinin cezasını versin. Ne istediler bizden? Sanırım sahip olduklarınız. Her şey. Mal mülk mü yani? Hani bütün bu yaşadıklarımız bunun için mi? Maalesef öyle. Turan Bey, Yusuf nerede? Ona evden çıkmamasını söyledim. Sadık en yakın arkadaşını kaçırdı. Onu tehdit ediyor. Murat'ı mı kaçırmış? Evet. En yakın arkadaşı ellerinde. Kenan'ı böyle tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Yusuf'umu görmek istiyorum ne olur. Şeref Hanım, sizi çok iyi anlıyorum. Oğlunuza kavuşmak, onu görmek istemek tabii ki en tabii hakkınız ama şu anda çok daha öncelikli bir durum var. Hem Kenan'ın hem de başkalarının hayatı söz konusu. Lütfen bize yardım edin, Sadık'ı bulalım. Yoksa çok daha kötü şeyler olacak. Tabii. Ben yardım etmez olur muyum? Ne yapmam gerekiyorsa yeter ki söyleyin Turan Bey. Allah Allah. Birini mi bekliyorduk? Yok, ben kimseyi beklemiyordum. Bir bakayım. Ah. 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 Ah Kenan. Ah. Ah. Ne oldu sana? Ne bu hal? Başarısız bir intihar girişimi diyebiliriz. Oğlum ne yaptın sen Kenan? Dur. Bağırma kulağıma, dibinde Doğan'ım ben. Turan. Turan. Ne? Ne oldu? Turan. Turan. Oğlum. Oğlum. Oğlum ne misin? Dur. Savaş sallama dur. Gel. Kaza geçirmiş Doğan. Gel kalkabilir misin? Evet. Tamam. Yavaş. Tamam. Yavaş. Güzel. Ay, şu. Ya. Nasıl oldu? Leyla neredesin? Ya bir saattir haber bekliyorum senden, aramadın. Yasemin çok özür dilerim. Tamamen aklımdan çıkmış. Çok acayip bir şeyin içine düştüm. Arayamadım seni. Ne oldu? Telefonla anlatılacak bir şey değil. Sen ne yaptın? Ya Murat'a ulaşamıyorum. Evine geldim. Yani kapıyı çalıyorum, açmıyor. Burada apartmanda birilerine sordum. Dünden beri gelmedi dediler. Ya başına bir şey mi geldi? Ben korkmaya başladım yani. Tamam, sen endişe etme. Sakin ol. Ben işim bitince adliyeye geçeceğim. Sen de adliyeye gel. Refik komisere söyleriz, araştırırlar. Merak etme. İyi, tamam. Geliyorum. Nerede kaldı bu Kenan? Telefonla da ulaşılmıyor. Ne oluyor lan? Niye bağladınız oğlum beni? He? Söyle canım. Ne kaçırdınız lan beni durup dururken? Seninle bir işimiz yok. Arkadaşınla ufak bir hesabımız var, onu kapatacağız. Artık nasıl bir arkadaşsa seni burada ölüme mi terk etti? Ne yaptı? Ne geliyor? Ne telefonlarımızı açıyor? Dağ başı mı kardeşim burası? He? Eşkıya mısınız oğlum siz? He? Doğru adres. Dağ başı. Yani seni kimse duyamaz. O yüzden kıpraşma, adam gibi dur şurada. Bakalım arkadaşın seni ne kadar önemsiyor. Hepinizin yüzünü yazdım oğlum. Hepinizin yüzünü yazdım. Sizin çekeceğiniz var. Kapat ağzını. Sizin çekeceğiniz var. Sen dur daha dur. Yazdım. Bırak lan! Nuray'dan haber var mı? Annesine mi gitmiş? Bilmiyorum anne, haberim yok. Şeytan görsün yüzünü. Doğru düzgün konuş, karın o senin. Tamam, bir cahillik yaptı. Ama yani seni ne kadar sevdiğine ben şahidim burada. Anne.
Sen de ona ortaktın bu işte. Ya bak sana da öfkeliyim, söylemeyeyim diyorum ama üstüme gelme sen de. Sen önce biraz kendini öfkelen istersen. Sütten çıkmış ak kaşık oğlum benim. Evli barklı halinle gittin Yasemin'in kapısına ben karımı boşayacağım diye bağırdın. Unuttuk mu biz bunu? Kız ne yaptı? Buna rağmen seni bırakmadı. Kim katlanır ya böyle bir şeye? İyi ne yapayım anne ya? Terk etseydi o zaman. O da ayrı bir manyak zaten. Fark etmez. Geçti gitti artık. Bitti. Geç bile kaldık. İyi gelmiyoruz biz birbirimize. Ben onu bunu bilmem. O kız seni çok seviyor. Tövbe yarabbim ya. Sabah saatlerinde hakkında arama kararı bulunan şüpheli İT'nin itirafları sonucunda katilin Kenan Öztürk olduğuna dair çeşitli bulgulara ulaşıldığı ilk gelen bilgiler arasında. Ne? Bir sesini açsana şunu. Ne diyor bu be? Katil mi dedi o ne? Kenan Öztürk hakkında yurt genelinde yakalama kararı çıkarıldığı ve yurt dışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi. Soruşturmada gelişmeler yaşanması durumunda tekrardan bilgi vereceğiz. Bu sıcak bilgiler için ne diyor bu ya? Peki bugüne gelene kadar neler olmuş? Biz bu herifle aynı masada oturduk, evimize girdi bu adam. Ana haber spikerlerinden... Babanın hayatını kurtardı bu ya. Başarılı kariyerinin ardından yoksa artık mesleğini bıraktığını açıklamıştı. Mesleğini bırakmasının öncesinde ise oyuncakçı katil... Lan biliyordum. Yemin ederim biliyordum bu herifte bir numara olduğunu. Vallahi biliyordum. Demek en başından beri buymuş ya. Gözümüzün önündeymiş. Leyla? Leyla'nın hayatına girdi bu adam. Aşık oldu Leyla buna. Leyla katile mi aşık oldu? Ya Leyla'ya da bir şey yapsaydı? Ya Leyla'ya da bir şey yaparsa? Ya bir dur anne ya. Bir dur, panikletme insanı. Bir bekle. Soralım Leyla'ya bakalım. Öğreniriz şimdi. Açmıyor ki. Tamam, şimdi başı kalabalıktır onun, değil mi? Şimdi başı çok kalabalıktır. Sonra gene ararız. Hı. Açmazsa da adliyeye gideriz, tamam? Hı hı. Ya Turan, ya böyle olmayacak. Doktor çağıralım. Ya da hastaneye gidelim, bir şey yapalım. Hayatım dur, önce bir ne olduğunu anlayalım. Belki yine başının belaya soktu. Turan Bey, şu anda Kenan mı, Doğan mı? Kendine geldiğinde öğreneceğiz Müşerref Hanım. Kenan yok artık. Öldü. Ah, canından vazgeçti. Leyla için kendinden vazgeçti Kenan. Ama ben iyiyim. Belki merak ediyorsunuzdur. Sen hayattasın ya, bizim için önemlisi bu. Eminim öyledir. Ben yetişmesem oğlunuz pestil oluyordu arabada. Haberiniz olsun. Merhaba. Haberim var her şeyden. Sen gerçek annemsin. Dur. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Siz de fena şeyler yaşamamışsınız. Çok üzmüşler, biliyorum. Emin, bilir misin? Tamam. Biz de izninizle. Biz hemen yandayız oğlum. Eğer İhtiyacın olursa seslen. Olur. Ben seni çok bekledim anne. Sana dair bir iz bulayım diye arandım durdum. Biliyorum. Ama keşke bulsaydın beni. O zaman bu kadar şey yaşamamıza gerek kalmayacaktı. Gerçi o zaman ben de ortaya çıkmayabilirdim. İyi. Üzülecek bir şey yok. Yani senlik bir şey yok. Farkındayım bunun, tamam mı? Üstüne aldım mı? Hepsi sadık yüzünden.
Allah belasını versin. Versin. Ama verecek. Merak etme. Defterini duracağım onun. Oğlum. Yapma annem. Bak savcı Leyla her şeyi öğrenebilir. Zaten bu işin peşinde. Bana bile bunun için geldi. Annem ne olursun sen bir an önce buradan gitmeye bak. Gideceğim zaten. Ben yaptım bütün planı. Kontrol bende. Ama ilk önce halletmem gereken bir şey var. Geçmişten kalan bir şey. Benim burada olmama sebep olan şey. Onu halletmeden bana rahat yok. Geldiniz. Kenan Öztürk'ün tutuklamasını emniyete geçtim bilgi olarak. Kenan Öztürk ve Turan Başsavcı'nın. Refik komiser biliyorum ama elimize deliller var. İkisini de alacağız. Tamam savcım da Turan Başsavcı. Tamam sen o işi bana bırak. Siren, kelepçe falan istemiyorum. Sakince gireceğiz, saygılı bir şekilde halledeceğiz. Anlaşıldı. Leyla ne oluyor? Kenan Öztürk oyuncakçı katil haberleri sızmış. Allah kahretsin ya. Ne olmuş? Haber basına sızmış bile. Tabii. Kimse tutamaz ki böyle bir haberi. Bütün basın üstüne atladı. Daha da büyütecekler. Yapacak bir şey yok. Hazırsanız başlıyoruz hadi. Hadi beyler. Oğlum bu halde nereye gidiyorsun? Gitmem gerek. Oğlum, nereye gidiyorsun bu halde? Yoksa o adama mı? Sadık mıydı adı? Evet. Hiçbiriniz beni durduramazsınız. Boşuna uğraşmayın. Oğlum ben sana daha kavuşamadım. Ne olursun gitme. Bakın, o adama gitmeden benim içimdeki öfke dinmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Neler yaşadım bilmiyorsunuz, beni anlayamazsınız. Hem ben bir amaç için buradayım. Bunu anlamanız gerekiyor. Beni oğullarınızla karıştırıp durmayın artık. Oğlum... Ben seni anlamaya çalışıyorum Yusuf'um. Ben Yusuf bile değilim ki. Anlamıyor musun hala bunu? Kafam karışık benim. Kim olduğumu bilmiyorum bile. Eğer bu dediğimi yaparsam... belki içindeki bu yangın bir nebze olsun söner. Tamam mı? Allah kahretsin. Leyla, Leyla burada. Ne? Eyvah. Eyvah. Polisler de burada. Herhalde bir şey öğrendiler. Tamam siz telaş etmeyin. Leyla ile ben konuşurum hallederim. Dur oğlum dur. Şimdi seni görürse her şey karışır iyice çığırından çıkar. Yani ne öğrenip geldi bilmiyoruz ki. Ben sizi buradan çıkarırım. Sonra Leyla ile konuşur onu oyalarım. Müşerref Hanım. Şoförünüz burada mı? Evet buralarda. Söyleyin arka sokağa gelsin. Nevin sen de şunları topla hiçbir şey bırakma. Ben sizi arka bahçeden çıkaracağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir sakin olsun herkes. Benim için yaptığınız şeylerin şu an farkındayım ama... gerçekten söylüyorum gerek yok. Ben daha fazla başınızı belaya sokmak istemiyorum. Ben hallederim. Bana bak. Bana bak. İster kabul et ister kabul etme. Ne düşünürsen düşün. Biz senin hala ailenizi sen bizim oğlumuzsun. Seni çok seviyoruz. Ve sonuna kadar senin için her şeyi yapmaya hazırız. Anladın mı? Sen merak etme. Sadece dediğimi yap. Tamam mı oğlum? Oh, canım yanıyor. Hadi, hadi. Hadi. Oğlum. Gerçekten gitmem lazım. Tamam. Hadi. Hadi tamam hadi. Yavaş gel. Yavaş. 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 Yavaş.
Kim o? Başsavcım Leyla ben. Kapıyı açar mısınız? Ya hayırdır? Ben ne konuşacaksam ben adliyeye geçiyordum, orada konuşurduk. Eve girmem gerekiyor. Sebep? Arama iznim var. Ne için bu? Oğlunuz Kenan Öztürk'ün somut deliller çerçevesinde cinayetler işlediğine dair kuvvetli şüphelerimiz var. Ah Leyla, yine o saçmalıkların peşindesin demek. Leyla, Kenan'ı unut artık, unut. Bunca yaşadığınız şeyden sonra hıncını böyle mi alıyorsun ondan? Başsavcı, söylediklerinize siz de inanmıyorsunuz biliyorum. İzin verirseniz eve gireyim, yoksa... Yoksa ne? Zorla girmek zorunda kalırız. Peki madem. Siz yukarı bakın. Çık. Siz de içeri bakın. Nevin Hanım. Kusura bakmayın, bu şekilde girdik. Ama Kenan'a ulaşmamız gerekiyor. Kızım, Kenan burada yok ki. Burada olduğunu biliyoruz. Ama gördüğünüz gibi burada yok. Demek ki yanlış biliyormuşsunuz. O zaman evi aramamıza sakınca da yok. Savcım, burada kimse yok. Burada da kimse yok. Ne demek yok? İyice baktınız mı? Buradaymış. Hala burada olabilir. Evin etrafına bakın. Siz de iyice bakın. Başsavcı. Bizimle adliyeye gelmeniz gerekiyor. Neden? Ya Leyla, güzel kızım, ne istiyorsunuz bizden? Yok işte burada diyoruz. Konuşmamız gerekiyor. Ne konuşacağız? Neyle suçlanıyorum? Planlayarak adam öldürmeye yardım ve yataklık, delil karartma, adaleti yanıltma. Daha sayayım mı başsavcım? Oğlunuz cinayetle suçlanıyor, farkında mısınız? Sizin bize yardım etmeniz gerekiyor. Güzel kızım, ne olur yapma böyle bak. Sen Kenan'ın durumunu biliyorsun. Ben işimi duygularla yapmıyorum. Turan Başsavcım'ın öğrettiği gibi işimi yapıyorum. Lütfen sizi ve Nevin Hanım'ı almalıyız. Dur. Leyla. Beni alın. Onun bir suçu yok. Yani bu işin Nevin olmadan halletsek olmaz mı? Başsavcım, prosedürü benden iyi biliyorsunuz. Mecburum. En azından adliyeye gelmesi gerekiyor. Şefik komiser. Thank you.
Orhan Başsavcı'nın başı belada. Zor kurtulur. Yani Doğan'dan ya da Kenan'dan fark etmez. İkisinden de çok fazla suça bulaştı. Merak etme oğlum. Bu benim sağlam adamım, kimseye bir şey söylemez. Oğlum, ben bizimkilere söyleyeyim, sana güvenli bir yer ayarlasın. Yok, gerçekten hiç gerek yok. Siz bir tanecik uğraştınız zaten. Ben bir de sizin başınızı belaya sokmak istedim. Siz ne demek oğlum? Ben senin annenim, herhangi biri değilim ki. Annenim senin Yusuf. Bak, ben de her şeyi yeni öğrendim. Benim canım feda sana. Evet. Ama benim halletmem gereken işlerim var. Ben şurada bir yerde insem olur mu? He? Benim şu çıkış işlemlerini halletmem gerekiyor bir an önce. Oğlum, ne olur yardım etmeme izin ver. Ne diyorsunuz zaten? Gerçekten şöyle diyorsunuz. Ama benim gerçekten inmem gerekiyor. Bak, durmazsanız ineceğim şimdi kendim, tamam mı? Oğlum. Üzgünüm. Keşke başka şartlarda tanışsaydık. Keşke. Ne olursun kendini tehlikeye atma oğlum. Merak etme. Bu ara tehlikenin kendisi benim. Seni böyle bırakmaya içim sinmiyor ama. Tamam. Anladım. Bak. Neye ihtiyacın olursa başı sıkıştığında beni arayacaksın, tamam mı? Ben her zaman senin yanındayım. Sen kötü biri değilsiniz. Tamam, ağlama artık. Ağlama. Merak etme. Hadi. Artık git buradan. Benimle görmesinler daha fazla. Hadi. Hadi. Savcım, Harbi Bey'in önü ana baba gibi oldu. Bütün basın burada. Arka kapıdan alıyorum Turan Başsavcı. Evet, şimdi gördüğünüz gibi Başsavcı Vekili Turan Öztürk adliyeye getirildi. Kenan Öztürk'ten ise hala haber alınamıyor ve aranmaya devam ediyor. Soruşturma derinleşmeye devam ediyor. Hoş geldiniz Turan. Hoş bulduk Sayın Başsavcım. Sanırım bütün bunlar sizin talimatınızla oluyor. Neye dayanarak böyle bir şey yapıyorsunuz aklım almıyor. Bana başka seçenek bırakmadın ki. O çocuk ölmesin diye. Yaşamak için biraz daha şansı olsun diye. Tanıyor musun? Bu işi fazla uzatmadan bitirelim Turan. Her şey ortada. Daha fazla itibar kaybı yaşamayalım. Siz de şöyle buyurun. Oh.
beni. Of. Çok üzgünüm. Olmuyor bu. Bu oraya kadar dayanabildim. Canım benim. Ben sandığım kadar güçlü biri değilim. Sen çok güçlü birisin Leyla. Ben senin şu yaşadıklarını yaşasam şu an komaya girmiştim. Çok güçlüsün sen. Aşık olduğuma da. Katilmiş. Aşık olduğum adam bu zamana kadar aradığım katilmiş. Haberlerin ne kadarı doğru peki? Hepsi doğru. Kenan ya, Doğan yapmış. Bütün bu insanları Doğan öldürmüş. Ne olacak? Hapiste yatacak. Ömür boyunca. Hayatı bitti. Benim de hayatım bitti. Saçmalama, senin hayatın bitmedi. Sen olmasan bu gerçekleri kimse ortaya çıkaramazdı Leyla. Ama ben hep yanındaydım. Gözümün önündeki adamı görmedim. Benim başıma gelecekleri boş ver. Bu kadar şeyden haberi yok. Gerçekten Kenan'ın haberi yok. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Sadece kimin peşinde onu biliyorum. Of. Allah'ım ya. Peki Murat'ın yani bir anda ortadan kaybolmasıyla bu konunun bir alakası olabilir mi sence? Bu kadar şey üst üste geldi Yasemin. Mutlaka Kenan'la bir ilgisi vardır. Ama şimdi kötü düşünmemize gerek yok. Ya onun hiçbir suçu yok. Bir an önce bulalım başına bir şey gelmeden. Bulacağız. Merak etme. Ne olduğunu bulacağız. Of. Alo. Benim Doğan. Her ne alsa işte. Lafımı dinleyeceksin. İlk önce Murat'ı bırak. Önce sen gelip teslim olacaksın. Sonra ben arkadaşını bırakacağım. Beni keriz mi sandın? Sadık. Bana bak. Sen zaten ölü bir adamsın, tamam mı? Bak cehenneme de gitsem seni geberteceğim. Yanımda götüreceğim seni. Anladın mı? Çıkışın yok artık. Bunları son sözlerin olarak saklamamı ister misin? Gerek yok. Ben sana bunları yüz yüze de söyleyeceğim zaten. Sen şimdi geliyor musun? Ya çünkü ona göre arkadaşını kafasına sıkıp çöplüğe atacağım da gidip oradan alırsın. Geleceğim. Ama bak ben gelmeden bir şey yaparsan
Eğer ben gelmeden Murat'a bir şey yapacak olursan, bak sana yemin ediyorum, ailendeki bütün çocuklarla beraber yakarım onları, tamam mı? Sadece seni öldürmem, sırf o günü hatırla diye. Anlaştık? Şu an o kadar çok korktum ki dizlerimin bağı çözüldü. Tamam, nerede olduğunu bana kol mu at? At hadi. Haber edeceğim. Sen en başından beri biliyor muydun bu durumu? Oğlunun hastalığı, cinayetler falan. Sanık susma hakkını kullanıyor. Biliyordum. Sen de üzerini örtmeyi seçtin yani. Evet. Başsavcım, Kenan nerede? Biliyorsanız lütfen söyleyin. Bilmiyorum. Çıktı gitti. Nerede, ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Turan, senden bunu beklemezdim. Asla beklemezdim. Bütün suçlamaları kabul ediyorum. Başsavcım, Kenan'ın peşinde adamlar var. Murat kayıp, kaçırıldığını düşünüyoruz. O adam Sadık, o da kayıp. Kenan ve Sadık'ın eskiye dayalı bir hesabı olduğunu biliyoruz. Bakın bu işin sonu çok kötü bitecek. Vereceğiniz en ufacık bilgi, onun da başkalarının hayatını da kurtarabilir. Turan, Leyla'yla işbirliği yapmanı öneriyorum. Dedim ya, öyle çıktı gitti. Nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Aç, belki odur. Biz de duyalım. Alo. Baba. Oğlum neredesin? Ne yapıyorsun? Bak, herkes seni arıyor. Bütün polis peşinde. Neredeysen çık, lütfen yanıma gel. Leyla yanında değil mi şu an? Yani beni duyuyor. Evet oğlum. Leyla. Kenan. Yani hala bana Kenan diyor, ama benim öyle sinirlerimi hoplatsa da yine de bu içinde bulunduğumuz karışık durumda pek de sorun değil gibi görünüyor, değil mi? Neredesin? Neredeysem neredeyim? Bu ne biçim soru? Ha, yerimi söyleyeceğim size Leyla. Şu an zaten telefondan falan bulmuyor musunuz sinyalimi? Murat kayıp. Biliyorum, kaçırıldı. Kim kaçırdı? Sadık. Ama beni istiyor, konu Murat değil. Sana bir adres verdiler mi? Bak, başına bir şey gelmeden onu kurtarabiliriz. Sana da bir şey olsun istemiyoruz. Oğlum ne olur Leyla'yı dinle. Ne olur. Aynen. Bir şey soracağım. Beni hiç dinlemediniz Leyla. Dinlemiyorsunuz, dinlemeyeceksiniz de. Neyse, benim halletmem gereken işler var. Oradaki herkese söylüyorum bunu. Bu benim hikayem, tamam mı? Sevseniz de sevmeseniz de. Sonunu da ben yazacağım o yüzden. Bütün bu söylediğim şeylerin ışığında şu anda hapse girmem pek de işime gelmez. Ha? Kenan. Doğan'ım ben. Doğan. Lütfen neredeysen söyle. Ben geleceğim yanına. Sadece ben. Söz veriyorum. Olmaz. Dediğim gibi halletmem gereken işler var. O yüzden şimdi kapatmam gerekiyor. Kusura bakma Leyla. Böyle olmasını ben istemezdim. Ne yapmaya çalışıyor bu? Her şey göze almış. Teslim olmayacak. Ben sizden alayım telefonu. O numara bize yardımcı olabilir.
Yani inanılır gibi değil. Kenan Öztürk'ün katil olma ihtimali bile korkmuş. Sizce kaçmış mıdır? Kaçmadıysa da kaçmanın yollarını arıyordur. İddia edilen hastalıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben inanmıyorum şahsen. Karşımızda gerçekten psikopat biri var. Ama kişilik bölünmesi iddiaları tamamen uydurma olabilir. Uzman raporları olduğu söyleniyor. Efendim, böyle bir şey olabilir mi? Cezadan yıkmak için bence. Polis her yerde onu arıyor. Anladığımız kadarıyla kendisi yakalanmadan bu işin eseri çözülmeyecek. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi durun. Kaçıyor, kaçıyor. İfadenize ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Sayın Başsavcım? Yok. Lütfen imzalayın. Sizin nöbetçi mahkemeye sevk edeceğiz. Prosedürü biliyorum. Böyle olsun istemezdim. Önemli değil. Sen doğru olanı yaptın. Yanlış yapan bendim. Başsavcım. Yine de bir ihtiyacınız olursa buradayım. Hem mümkünse senden iki ricam olacak. Biri ne olur Nevin'i bu işe bulaştırma. İnan suçsuz o, hiçbir şeyden haberi yok. Diğeri de lütfen Kenan'a sahip çık. Durumunu biliyorsun. Yani gerekirse hapse girsin. Ama yaşasın. Bunu benim için yap olur mu? Elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Biliyorum güzel kızım. Zoran. Ne oldu? Her şey buraya kadarmış demin. Ha, ne demek o? İfademi aldılar. Buradan mahkemeye, oradan da büyük bir ihtimalle cezaevine gideceğim. Ne diyorsun? Ne diyorsun Turan? Ne olur yapma bunu bana yani. Sen gidersen ben nasıl yaşarım? Kenan da yok zaten. Ne olur yapma bunu Turan, yapma. Ne olur sabırlı. Şimdi bundan düşünme. Göreceksin her şey düzelecek. Biz sadece oğlumuzu düşünelim. Onun sağlığı için dua edelim. Ha? Bak Kenan yok. Sen yoksun, ben yapamam Tuğra. Yapamam. Nevin ne olur sabırlı ol. Leyla. Leyla kızım. Kızım bak Turan gidiyor. Kenan da yok. Yalvarırım. Yapacak bir şey yok mu? Ne olur bir şey yap kızım. Yalvarırım bir şey yap. Keşke elimden bir şey gelse Nevin'in. Çok üzgünüm. Yapma Turan. Turan ne olur yapmayın bunu bana. Gitme ne olur. Gitme Turan. Evin. Gitme. Evin. Lütfen. Şimdi buna düşme, eve git. Lütfen. Evin eve git. Turan. Yapma Evin. Turan ne olur gitme. Turan gitme. Turan dur gitme. Turan. Evin Hanım. Turan. Lütfen. Lütfen. Turan ne olur gitme lütfen, Turan. Gitme Turan ne olur gitme. Ben ne yaparım, ben nasıl yaşarım Turan?
Evet Turan Bey. Efendim bir açıklama yapacak mısınız? Turan Bey bir açıklama yapacak mısınız? Cinayet oğlunuzun içinde olduğunuzu yapalım. Turan Bey, oğlunuzun hasta olduğu iddia edin. Cinayet oğlunuzun içinde söyleniyor. Turan Bey bir açıklama yapacak mısınız? Kenan Bey'in hasta olduğu iddiaları var. Cinayet oğlunuz mu işledi gerçekten? Turan Bey. Arkadaşlar sizi evinize bırakacak. Kenan'dan haber yok değil mi? Yok. Hala arıyoruz. O çok hasta güzel kızım. O şu anda ne yaptığını bilmiyor. Keşke hiç kaçmasaydı. Siz de ona hiç yardım etmeseydiniz. İnşallah bir gün sen de anne olursun. İşte o zaman bir annenin evladı için neleri göze alabileceğini anlarsın. Murat'la ilgili bir gelişme var mı? Yasemin. Doğan yüzünden oluyor bunlar. O adamlar Doğan'a ulaşmak için kaçırdı Murat'ı. Dertleri Murat değil. Ona hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Tamam. Ne yapıyoruz? Ya ben ne yapacağım? Sen onu söyle şimdi. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Biz Murat'ı bulacağız. Sen sakince bizden haber bekleyeceksin. Herkesin ifadesini alın. Kameralardan bir şey çıktı mı? Evet evet. Kenan'ı gördük kameralarda. Bir de polis çevirmesinden kaçmış. Şimdi sokak sokak bakıyoruz. Tamam ben bir eve uğradım. Bir şey olursa beni ara muhakkak. Emredersiniz savcı. Leyla. Leyla çok merak ettim seni kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Leyla iyi misin? Ya haberler hep Kenan'ı konuşuyor. Bilmiyorum. Kötü hissediyorum. Bulundu mu? Yok. Saklanıyor, kaçıyor. Hastaymış, doğru mu? Sen nasıl hiç anlamadın peki? Abi zaten gerginim. Kendime kızgınım. Üstüme gelme ya. Anası babası perişandır değil mi şimdi? Babasını tutuklamışlar. Haberlerde gördüm az önce. Seni de konuşuyorlar. Konuşurlar tabii. Ama benim aklım annesinde ya. Kim bilir ne halledir kadın. Ana yüreği nasıl dayanır ki buna, nasıl katlanır? Hay Allah'ım ya. Bu nedir ya? Ana yüreği.
Hepiniz tutturmuşsunuz bir ana yüreği. Ne bu? Çocuklarınız her altı yesin. Sonra kurtarmak için her şey mübah. Rüşvet mübah. Cinayete ortaklık mübah. Adaleti yanıltmak mübah. Bu nedir ya? Kusura bakma abi ama öyle. Vallahi siz sevgi nedir bilmiyorsunuz. Ben anladım, bilmiyorsunuz. Sizin derdiniz çocuk yetiştirmek de değil zaten. Siz sorumluluk nedir öğretmiyorsunuz. Küçücük çocukların etrafında pervane oluyorsunuz. Erkektir yapar, erkektir kırar, erkektir döker. Sonra hayata atılınca böyle beceriksiz, beş para etmez adamlar sarıyor bizim etrafımızı. Bu mu annelik? Ben yıllarca abimi suçladım. Hata etmişim, hata senin. Vallahi suç senin. Sen tutacaktın, ilk öğrendiğinde kulağından tutup polise kendin götürecektin. Ama yok. Saklamak, üstünü kapatmak işine geldi. Sen onu tercih ettin. Neden? Çünkü onun başarısızlığı değil o. O senin başarısızlığın. Senin taptığın oğlun. Her şey yüzüne gözüne bulaştırdı. Vallahi bu sevgi değil bak. Değil. Böyle her hatasının üstünü örtmek sevgi falan değil. Vicdanlı, ahlaklı, güzel insanlar yetiştirir sevgi. Sizinki başka bir şey. Sizinki başka, böyle egoistçe, bencilce, anlam veremediğim, adını bile koyamadığım bir şey sizinki. Gerçekten. Vallahi bak bir gün çocuk yaparsam, anne olursam, kız erkek fark etmez. Nasıl yetiştireceğimi çok iyi biliyorum. Sizin gibi yapmayacağım. Ne senin gibi, ne Nevin Hanım gibi. Tam tersini yapacağım. Gözünün yaşına bakmayacağım. Böyle düştü mü bir yerde, kaldırmayacağım. Nasıl kalkması gerektiğini öğreteceğim. Hata yaptı mı? Nasıl özür dilemesi gerektiğini öğreteceğim. Çünkü hayat çok zor. Vallahi bu anısını sattım, hayat çok zor. Ve sevgi hiçbir şeyi çözmüyor. Zaten biz sevgiyi de beceremiyoruz. Gelebilir miyim? Gel. Çok mu canın sıkkın? Aşık olduğum adamın katil olduğunu öğrenmiş kadar. Bir de babasını tutuklatmışım. Öyle düşün. Geride de gözyaşlı bir anne bıraktım. Senin hatan değil hiçbiri. Keşke öyle olsaydı. Keşke benim hatam olsaydı. O zaman ne hissedeceğimi bilirdim. Vicdan azabı çekerdim en azından. Şimdi ne hissedeceğime dair fikrim bile yok. Çok çaresizim ya. Bir insan ne kadar çaresiz olabilirse o kadar çaresizim. Ben yanındayım. Tamam mı? Hep yanındayım yani. Dünyada adam kalmamış gibi gittim, en olmayacak adama aşık oldum. Olsun. Ne yapalım yani? Yüklenme artık kendine. Beni korkutan başka bir şey. Sonun ne olacağından korkuyorum ben. Sonu ne olacak? Yakalanacak. Sonunda tutuklanacak. Olacağı bu. Ya yakalayamazsa? Kaçarsa? Hayatım boyunca onu düşünmek zorunda kalacağım. Nerede, ne yapıyor, iyi mi,
tedavi oldu mu? Deliririm ben. Gerçekten deliririm. Delirmezsin. Neden? Sen zaten delisin kızım. Hay Allah'ım, sen çok akıllısın. Şu bağdaş kurbiye bakayım. Kur kur, bir rahat otur. Ne? Bir şey yapacağız şimdi. Bir de gözlerini kapat şimdi. Kapat ya bir gözlerini. Vallahi iyi gelecek, yap. Tamam. Şöyle bir derin nefes al, ver bir. Rahatlat kendini. Şimdi bir deniz kenarındasın, tamam mı? Hayal et. Böyle deniz sesi geliyor. Bir rüzgar geliyor hafif. Tamam, hayal et. Martı sesleri geliyor bak uzaktan. Ne hissediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Yok kızım, sosyal medyada gördüm ya. Ben de deniyorum kendimde. Sakinleşmem lazım, işe yarıyor. Sen beni hiç mi tanımadın ya? Ya ben devlet memuruyum. Böyle şeyler bana yarar mı? Ya ne bileyim, işe yarar belki diye işte. Biz çok gerginiz kızım, Gediz kardeşler. Böyle şeyler lazım sanki. Sen de olmasan. Nuray nerede? Nuray yok artık. Ne yaptın, kovdun mu kızı? Ne yapacaktım? Abi söz vermiştin. Ya tamam, neyse. Konuşuruz onu sonra. İyi, madem bunu yapmıyorsun, yat dinlen biraz. Tamam. Tamam. Güzelce uyu, dinlen. Tamam, uyuyabilirsem. Uyursun, uyursun. Hadi. Hadi git sen de meditasyon yap. Sakinleşirim belki, iyi gelir. Alo. Leyla. Doğan. Sen misin? Ya öğrenmeye başladım bak. Neredesin? Ah, şehri izliyorum. Çok seviyorum bu şehri. Teslim ol. Neredeysen söyle, gelip alayım seni. Of, yalnız geleceğini bilsem söyleyeyim. Ama sen yalnız gelmezsin, güvenmiyorum sana. Gelirim, yalnız gelirim. Leyla'cığım, en son bunu söylediğinde her tarafından polisler çıkıyordu. Güvenmiyorum sana. Ne yapmaya çalışıyorsun? Adaleti sağlamaya çalışıyorum. Aynı senin yaptığın gibi. Sadece biraz benim yöntemlerim farklı, kabul. Sana bir şey olsun istemiyorum. Niye peşimdesin o zaman? Kahve mi içmek istiyorsun benimle? Çünkü kimse zarar görsün istemiyorum. Görmeliler, görecekler. Görmek zorundalar. Ama zaten seni bu yüzden aramadım. Neden aradın? Yani üzerimde kalmasını istemiyorum, tamam mı? Böyle bir garip bir sorumluluk var gibi hissediyorum. Sana bir şey söylemem lazım. Ne? Okey, söylüyorum. Bak, bu Kenan seni çok seviyor. Tamam. Hem de bayağı seviyor, öyle böyle değil. Sana deli gibi falan aşık. Tahmin edersin ki onun hissettiği her şeyi hissetmek zorundaydım. Bunu bilmek işimi kolaylaştırmıyor. Hiçbir şeyi kolaylaştırmıyor. Kenan'a bir şey olmaz, seni çok üzerdi değil mi? Tabii ki. Bak, o zaman sana bir teklifim var. Gel bana yardım et. Halletmem gereken son bir iş kaldı. Son bir adam kaldı öldürmem gereken. İzin ver öldüreyim onu. Sonra sizi rahat bırakacağım. Söz veriyorum. Hiçbir daha gelmeyeceği şekilde gideceğim. Kenan sana kalacak.
Çek peşinden polislere. Yardım et bana. Söz veriyorum bir daha gelmeyeceğim, tamam mı? Ben huzura kavuşayım, sen de Kenan'a. Nasıl fikir? Herkes mutlu olsun. Hı? Doğan, bu beni mutlu etmez. Seni ne mutlu eder peki Sayın Savcım? Adaletin yerini bulması. Peki. Peki. Senin dediğin gibi olsun. Kabul. Adalet yerini bulacak. Hem de senin ellerinden. Hoşça kal Sayın Savcım. Günaydın Efik Komiser. Murat olduğuna emin misiniz? Bu sabah bir vatandaş civardaki karakollardan birini aramış. Adamın birini eski fabrika gibi bir yere getirmişler. Murat'ın fotoğrafından teşhis etmiş. Özel harekata haber verildi mi? Savcım şu anda arkadaşlar yoldalar, gidip bir bakacaklar. Eğer ifade doğruysa o zaman veririz savcım. Tamam, bana da haber verin. Efendim Yasemin. Leyla, hala yok mu bir haber? Var var. Murat olduğunu düşündüğümüz biri var. Ekipler bakmaya gitti. Of, çok şükür. Yani en azından hayatta olduğunu biliyoruz. Aksi bir şey duymadık. Sen korkma. Ekipler bakacak, ben sana haber vereceğim. Of, çok sağ ol Leyla ya. Yani inşallah sağ salim bulurlar ikisini de bir an önce. İnşallah. Abi birazdan arar. Ayık olalım. Oğlum hadi açsanıza şu ışıkları. Alo. Geldim, ben içerideyim şimdi. Tamam. Seni bekliyorum içeride. Arkadaşımı rahat bırakır. Gel sen gel. Onunla bir işimiz yok. Seninle var. Geliyorum. Bekleyin, geliyorum.
Tamam abi. Adamımız gelmiş olabilir, bir bak. Şşş, sakın. Sakın. Seni gerçekten öldürmek istemiyorum. Çok samimiyim bu konuda. O yüzden bırak silahını. Bırak! Gel şöyle şuraya. Hı. Çöz arkadaşımı. Hı. Çöz. Aç lan, aç. Aç. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim, tam zamanında geldin. Neredeyse öleceklerdi. Ben Doğan'ım yalnız. Hiç fark etmez kardeşim. İstersen kazıklı voyvoda ol. Allah razı olsun. Ya. Ya bu adam, lan kafamın üstünden vurdun herifi. Öldü mü bu acaba? Evet. Hadi ya. Sen nereden öğrendin böyle silah kullanmayı? Konumuz bu mu gerçekten? Ya ne bileyim işte ben de. Yani bugün kaçırıldım, şimdi bugün serbest kaldım falan. Şoktayım herhalde. Ölü adamlar. Bunu da mı öldüreceksin? Kararını kendi verecek. Abi ne istersen yaparım. Öldürme beni. Sadık denen herifin suçu bu. Sen adamı kaçırmamı istedi. Sonra seni alıp gelecektik. İçeri sen sesini. Kalk. Tutsana. Herif Sadık'ın suçu. Ha? Yapma, yapma, yapma. Ne yapacaksın onunla? Ahşap oyma. Abi ne gerek var? Ne yapacaksın? İstersen yapacağım dedim ya. Sana yemin ediyorum bunu isteyerek yapmıyorum. Yapma. Ama yaparım. Sakin ol. Nerede Sadık? Saklanıyor. Nerede saklanıyor? Yemin ederim bilmiyorum. Levent diye biri var, o saklıyor abi. Bana bak ben. Bana bak bana. Sanki bana yalan söylüyormuşsun gibi geliyor ama öyle mi? Doğan Bey. Doğan kardeş. Adam belki doğru söylüyordur. Belki bilmiyordur gerçekten. Ha? Otur lan şuraya. Otur şuraya. Gel ha? Bana bak. Birazcık sessiz olur musun? Adam konuşturmaya çalışıyorum. Tamam, tamam. Telefonun var mı? Ne yapacaksın telefonu? Yasemin'i bir arayayım. Kız arkadaşım merak etmiştir. Telefonun var mı? Ha. Merak etmiştir o da. Al. Sağ ol. Alo? Ha, Yasemin. Murat? Yasemin. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Neredesin şu anda? Şimdi böyle eski fabrika gibi bir yerdeyim. Bu saatten sonra bana bir şey olmaz herhalde ama. Geldi mi polisler Murat? Polisler mi? Ya Leyla ile konuştum. Tamam, tamam kapat, arayacağım ben seni. Senin gitmen gerekiyor artık. Niye? Polisler geliyormuş, bir an önce gitsen. İlk önce ben konuşturmam lazım. Bak vaktin yok, senin gitmen gerekiyor. Sandık nerede? Bilsem söylemez miyim? Saklanıyor işte. Öncesi. Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Sadık nerede? Bilmiyorum. Yeminidir bilmiyorum. Ya adam demek ki bilmiyor. Gitsen artık hadi. Ya oğlum bu adam seni kaçırdı. Gerizekalı mısın sen? Ya kaçırsın. Tamam bırak, ben hallederim gerisini. Polisler geliyor. Sen niye bana yardım edip duruyorsun lan? Lan çünkü ben senin arkadaşınım. Bin yıllık arkadaşınım ben senin. Anladın mı? Hem beni ölümden kurtardı. Tamam senin yüzünden düştük bu duruma ama kurtardın beni işte. Hem ben seni anlıyorum oğlum. Ben seni gerçekten anlıyorum. Aa, anlıyor musun gerçekten? Ha? Neden? Oğlum orada bir sürü çocuğu diri diri yaktılar. Sen o adamları cezasız bırakmadın, anladın mı? Cezalarını kestin. Oyuncakçı, katil, her neyse sen işte. O herifleri cezasız bırakmadın. Bu da benim içten içe hoşuma gidiyor. Ben seni içten içe destekliyorum. Yani başlarda belki değil ama sonra senin mevzunu anladıktan sonra ben seni anlıyorum oğlum, inanıyorum yani. Çok özel bu söylediğin şey. Sağ ol. Bana bak, sen her kimsen, Kenan, Doğan, İsmail, Muzaffer fark etmez. Sen benim kardeşimsin lan. Sen benim kardeşimsin lan. Hep de öyle kalacaksın. Bana bak. Kenan'ın niye seni sevdiğini anladım. Sağ ol. Sağ ol. Hadi şimdi git. Git, polisler gelmeden git. Telefonu almam lazım senden. Al. Bu benim son görüşün olabilir. Gel. Kenan. Yaşadığın bilim yeter.
Ambulans çağır. Ne olur. Sus lan. Sus lan. Polis! Nerede kaldınız ya? Geç şöyle geç. Ben zaten kaçırılan adamım. Murat ben, Murat. Silah falan da yok. Savcı Leyla'nın da arkadaşıyım ben yani. Siz bir bakın. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim. İyiyim vallahi, çok şey olduk. Ne demek teslim ol lan? Sen ne biçim avukatsın? Abi bak, benim de başım belaya sokacaksın. Polis her yerde seni de arıyor. Yakalama emri çıkarmışlar. Lan oğlum bak, teslim olursam beni öldürür bu adam. Hiçbir şey yapamaz. Adam yakalanacak zaten. Kenan, onu da arıyorlar. Lan oğlum bu adamı bilmiyorsun sen. Adam psikopat bir katil. Adamın arkası da güçlü. Babası başsavcı, koruyorlar onu. Beni öldürürler. Hiç kimse bir şey yapamaz abi. Hiç kimse bir şey yapamaz. Gördük. Ulan oğlum önümde iki tane seçenek var. Ya mezara gireceğim ya hapse. Bunun ikisi de olmayacak. Ya ne yapacaksın peki? Lan ben sana soruyorum, sen de bana mı soruyorsun? Bir şey bul, sıyır beni bu işten. Ne oldu? Adam neredesin diye mesaj atmış. Murat'ı tuttukları yer polis basmış. Bir şey yazma. Niye? Bir görüntülü arasana. Furnas. Ne haber Sadıkçığım? Ne oluyor lan? Bütün adamlarını geberttim, sıra sende. Cehennemin dibine de kaçsam bulacağım seni, duydun beni? Hiçbir yere kaçamayacaksın. Kapat. Heriflerin hepsini öldürmüş. Abi sen buradan çıkma. Ne kadar daha saklanacağım ben burada? Bir çaresine bakacağız. Ben çıkıyorum şimdi, sen sakın buradan çıkma. Sonra işte böyle birdenbire çıktı ortaya. Yani adamları öldürdü. Nereye gittiğini söyledim mi? Yok, söylemedim. Kimle derim söylemedim. Ama Sadık'ın peşinde. Bunu biliyorsun. Evet, Sadık'ın peşinde yani. O konuda biraz ısrarcı galiba. Refik Komiser. Doğandan önce bulmalıyız biz Sadık'ı. Ekibe söyle. Nereye gittiyse oraya gidecek çünkü. Savcım, aldığımız yaralı adam da bilmiyor onun nerede olduğunu. İş yerine baksınlar. Akrabalarına baksınlar, telefon kayıtlarına baksınlar ha? Tamam, hemen baktırıyorum. Biliyorum, avukatıyım ben. Refik Komiserim benim. Ah. Murat. Ya sen... İyi misin? Ha? İyiyim canım. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İşte. Çok korktuk ya. Kendine iyi bak. Tamam. Thank you.
Başsavcı Turan Öztürk tutuklandı. Gelişmeleri az sonra sizlerle paylaşacağız. Bu sıcak bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Peki bugüne... Efendim? Alo. Doğan ben. Yardımına ihtiyacım var. Oğlum, iyi misin? Ne durumdasın? Herkes peşimde şu anda. Bana yardım edebilir misin? Oğlum, sürekli haberlerde izliyorum seni. Biliyorum. Neredesin peki? Evin çok yakınındayım. Benim gidecek başka hiçbir yerim kalmadı. Hemen gel buraya. Yalnız arka tarafa gel oğlum. Polisler yok mu peki? Kimse yok burada. Yine de sen dikkatli ol, olur mu? Tamam, tamamdır. Gel, geç oğlum. İyi misin? İyiyim. Ben senin başını belaya sokmuş olabilirim, haberin olsun. Hadi oğlum, içeride konuşuruz. Geç. Geç. Anlamıyorum. Ne oldu? İyi misin sen? Gerçekten çok özür dilerim. Bu şekilde tanışmak istemezdim seninle. Keşke başka şartlarla tanışsaydık. Neyse artık. Olan oldu. Bak, ne olursun git teslim ol. Bu yolun sonu kötü olabilir. Bak, ben seni bunca yıl bekledim. Yine beklerim annem. Öyle bir şey olmayacak. Üzgünüm ama çok geç artık. Okey'den çıktı. Eğer bana yardım edersen daha çabuk bitiririm. Etmem dersen kendi başımın çaresine bakacağım. Peki, ne istiyorsun? Sadık. Sadık yok. Sen de ortadan kaybol. Sen onu bulacağım derken polisler seni bulacak. Bak, ben seni çıkarırım. Elimden ne geliyorsa yaparım. Yeter ki git. Benim adamlarım var, gücüm var. Bırak Sadık'ın Allah cezasını versin. Git yurt dışına git oğlum. Git istediğin kadar kal. Ben ömrümün sonuna kadar bakarım. Ama yalvarırım git. Ne olursun kıyma anneni, üzme beni. Ya bir arasan yine. Sen biliyorsundur nerede olduğunu. Yapmam. Yapmayacağım oğlum. Bak, Topal Mehmet var, kaçakçı, bizim akrabamız. Onunla konuşurum. Çıkarır seni hemen. Ha, olur mu yavrum? Oğlum, bak, Leyla'yı düşün. Babanı düşün, Nevin Hanım'ı düşün. Ne olursun beni düşün, üzme beni. Yalvarıyorum sana. Bence sen yine de bir ara. Nerede olduğunu öğren. Vazgeçmeyeceksin, değil mi? Bir avukatı var. Pis işlerine bakıyor. Güzel. Onu arayabilirsin. Ara. Hadi. Alo. Sadık nerede? Ya onun Allah belasını versin. Saçma sapan işlere bulaştı. Beni de yakacak kendinde. Benim onu bulmam lazım. Saklanıyor değil mi? Nerede? Kimse söyleme dedi. Ben kimse değilim. Bana söyle nerede olduğunu. İhtiyacı var. Hem de çok. Ben adresi paylaşıyorum sen. Ne oluyor lan? Polis, bizimle geliyorsun. Beyefendi ne oluyor? Bakın ben avukatım. Buyurun kardeşim. Avukatınızı arayın o zaman. Al arkadaşım. Aracı arayın. Polisler. Kapattı mı? Bir söyleseydin. Şuna kahretsin. Oğlum. Ya son şansımız olabilirdi bu. Oğlum
Bu adam polisleri konuşur. Sadık yolun sonuna geldi. Belki yapmayacak. Ha? Halleder belki. Ya konuşmaz belki. Hala neyin derdindesin? Ben Topal'ı arayacağım. İtiraz etmeyeceksin ve gideceksin buradan. Bir şey söyledi mi? Neredeymiş Sadık? Evet evet öğrendik. Avukat konuştu. Süper tamam. En azından Sadık'ı bulduk. Ama almayın adamı. Emredersiniz. Sen bir ekip yolla. Bir hata yapmasınlar. Bizimkiler çoktan yola çıktı bile. Tamam sen de gel beni al. Beraber gidelim. Tamam hemen geliyorum. Benim senin bir yardımına ihtiyacım var. Yurt dışına çıkması gereken biri var. Bak şu anda ne alıyorsan bunun 10 mislini vereceğim. Yeter ki bu işi bugün çöz. Tamam? Tamam. Ayarlayacaklar. Hoş geldiniz Salim. Sadık burada mı saklanıyor? Avukatının verdiği adres burası. İçeride birileri var. Tam teyit edemedik ama olması kuvvetle muhtemel. Gidip alalım mı savcım? Hayır bekleyeceğiz. Doğan buraya gelecek. Biz de bekleyeceğiz. Kimse bir şey yapmasın. Siz ikiniz yolun aşağısına gidin. Biz burada bekleyelim. En ufacık şüphede haberleşiyoruz. Kimse bir şey anlamamalı. Haberleşiyor olabilirler. Tamam savcım. Tamam savcım. Evet, odalarınız gayet geniş. Her bir ışık alıyor. Mutfak şık dekore edilmiş. Banyonuz da ideal. Bahçe de geniş. Ama bu fiyata bu ev gitmez. Nasıl gitmez? Koskoca ev ayolu arkadaki bahçeyi görmediniz mi? Evet gördüm ama anca yarısı. Zaten satışlar bu aralar durdu. Yarısı bile olsa 6 ay. Bilemedim belki 1 sene. Allah Allah. Ne yapalım? Bedava mı verelim? Çok üzgünüm hanımefendi. Tamam, tamam kardeşim. Ben anladım seni, tamam. Bakın benim verdiğim teklif gayet iyi. Kime giderseniz gidin aynısı. Belki biraz da aşağısında verirler. Tamam, tamam birader. Sen işine bak. Sağ olasın, hadi. Peki, iyi günler. Derdi ne ya bunların? Asabım bozdu yemin ederim ya. Çözeceğiz oğlum, çözeceğiz inşallah. Çözeceğiz. Tahir. Nuray. Ne işin var burada? Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Hayır ben özür dilerim senden. Evet yalan söyledim. Söylememeliydim. Tamam. Şey yapma bu konuyu. Git istersen. Konuşmamız lazım. Biliyorsun babam hayırsızın tekiydi. Annem desen işi gücü benim hayatıma müdahale olmak. Siz benim ailem oldunuz. Annen annem oldu. Babam babam oldu. Hı hı. Tahir ben hala seni çok seviyorum. Tamam hata yaptım. Evet yaptım ama anlattım sana sebebini. Sen beni kırdın. Ben seni kırdım. Ödeştik. Haklısın. Ödeştik. Tahir her şeye baştan başlayalım mı? Birbirimize bir şans daha verelim. Hem senin karnını benden başka kim çeker Allah'ını seversen? Nuray benim tek bir hayalim vardı. Baba olmak. Sen o umudumu da paramparça ettin. Özür dilerim.
ne olur? Satıyoruz bu evi bak. Sonra ne yaparız bilmiyorum da. Gırtlağımıza kadar da borçtayız. Yani kaçacaksan kaç şimdi. Tam zamanı. Kurtar kendini benden. Ben bir şey yaptım ama. Bizim aileden kalan memlekette arsalar vardı. Hepsini sattım. Borçları ödeyeceğim. Ne yaptın, ne yaptın? Epey bir arsa vardı. Çünkü Tahir, benim derdim seninle olmak. Başka bir şey değil. Lütfen kırma beni, kabul et. Nuray, bu kadar seviyor musun beni ya? Ben hayırsızın tekiyim biliyorsun. Beş para etmez bir adam. Bu kadar seviyor musun beni cidden? Seviyorum. Seviyorum. Yoksa niye yapayım bunu? Allah cezanı versin senin Nuray. Amin. Cümlemizin. Bu şey değil mi? Uzatma. Kimse kim? Bir an önce yola çıkmamız lazım. Tekne bir iki saatte limanda olacak. O zamana kadar sen arkada gideceksin. Senin ne işin var burada? Ben çağırdım oğlum. Bak. İki annen de senin yanında. Bizim tek istediğimiz senin yaşam. Geçmişi artık bir kenara bırak. Oğlum. Baban tutuklandı. Hapishanede. Biz ne yaptıysak hep senin için yaptık. Seni çok sevdik. Bak. Ne olur git buradan. Eğer şimdi gitmezsen bir daha hiç gidemezsin. Gidiyorum zaten. Merak etme. Ama geri döneceğim. Kenan da olsam, Doğan da olsam geri döneceğim. Bir söz. Artık oyalanmayalım. Hadi sen arkaya da gideceksin. Allah'a emanet ol. Çok sağ olun. Her şey için. Yolun açık olsun oğlum. Her şey için teşekkür ederim. Tamam mı? Gerçekten. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Hadi. Thank you.
Niye aramıyor lan bu hıyar? Abi, evin önünde dolanan garip tipler var. Hallerini hiç beğenmedim. Polis olmasın bunlar? Olabilir. Ama polis olsalar çoktan girerlerdi içeri. Belki de başka birini bekliyorlar. Kimi? Kenan'ı. Allah'tan zeki bir patronunuz var. Bak aklıma ne geldi. Madem bizim polisler Kenan'ı bekliyor, biz de onların işini kolaylaştıralım. Doğan'dan kurtulduk mu gerisi kolay. Alo. Ne var lan? Ne oldu, gelmiyorsun? Neredesin sen şu an? Ben buradayım. Bekledim ama gelmedin. Kaçıyor musun yoksa? Şöyle yapalım. Sana konum atayım. Gel buraya. Seninle kozlarımızı baş başa paylaşalım. He. Yok ben korkuyorum. Yok şöyle yok böyle diyorsan sen bilirsin. Lan bana bak. Durdursana arabayı. Hey! Hey! Durdur arabayı, durdur! Hey! Arabayı durdur! Tövbe estağfurullah. Bana acaba? Ne oldu, ne var? Aç, aç, aç. Aç, aç. Bak. Benim bir gitmem lazım, tamam mı? Benim bir saate ihtiyacım var senden, tamam mı? Nereye? Ya boş ver sen nereye olduğunu şimdi. Sadece lütfen bir saat daha bekle beni, tamam mı? Söz veriyorum, geleceğim. Ya bak, Müşerif Hanım'a söz verdim. Yahu biliyorum. Sen beni limanda bekle, geleceğim ben, tamam mı? Ya beni koskoca limanda nasıl bulacaksın? Numaranı yazsana. Numaranı yazsana bana. Yaz. Allah Allah. Kaçıracaksın tekneyi. Kaçırmayacağım, sen merak etme. Tamam mı? Arayacağım ben seni. Bir saat. Ne olur gitme, bekle beni. Hadi. Gelen giden yok savcım. Bence Sadık'ı alalım. Doğan belki de çoktan kaçmıştır. Bilmiyorum. İçimden bir ses gelecek diyor. Bence çok geç. Yarım saat daha bekleyelim. Gelen giden olmazsa alırız. Ne oluyor? Sakın kıpırdama. Sakın. Montunla kaskın lazım bana, tamam mı? Bu kadar. Başka hiçbir şey olmayacak. Çok üzgünüm. Çıkar hadi. Kaskı çıkar Ekemcan. Arkana bakma. Motokurye geldi. Yemek mi söylediler acaba? O olabilir mi? Doğan. Bilmem. İsterseniz ben bir gidip bakayım. Olur, git bak. Sadık! Korkuyor musun? Korkmalısın! Neredesin? Geliyorum. Ne? Bu ne lan?
Hala çıkmadı savcım. Çıkınca bir bak bakalım kimmiş, neyi nasılmış. Biraz fazla uzun sürdü. Bekle kapıda. Tamam savcım. Birader, polis, sen bir kimlik versene. Thank you.
için yok artık, dur. Doğan kaçma artık. Gel! Doğan! Benden bu kadar Kenancığım. Benim işim bitti. Artık gerisi sende. Ne yaparsan yap. Sonu. Lütfen bir delilik yapma. Yeterince yaptın zaten. Doğan az önce gitti. Leyla, Kenan'ım ben. Tamam, her kim sen. Lütfen o silahı bırak. Bu kez durdurmak zorunda kalırım, lütfen. Leyla! Biz Doğan'ı yanlış anladık bence. Gerçekten. Ben düşündüm de biraz. Haklıydı biliyor musun? Ona. Haksızlık etmişim ben. Başından beri haklıydı bence. Ben onun hayatını gasp ettim. Dur artık. Üzerinde bir ağırlık var biliyor musun? Var olmamış olmanın ağırlığı gibi. Düşünsene bir. Ben aslında yoktum. Gerçekten düşünsene bir. Hiç olmadım yani. Birisi değildim. Bir o hologram gibi. Bir hayal. Bir rüya gibi. Hiç olmamayı, hiç var olmamış olmayı düşündün mü Leyla? Elindekini bırak. Teslim ol. Bak hiçbir şey için geç değil. Her şey için çok geç. Hayır, geç değil. Geç değil. Ben hala seni çok seviyorum. Hala çok seviyorum bak. Hiçbir şey böyle olsun istemedim. Lütfen teslim ol. Lütfen o silahı bırak. Bak. Bak ben indiriyorum. Ben silahı indiriyorum. Hala tedavi olma şansın var.
Lütfen. Sana söz veriyorum, ben her anında, her gününde, her saniyende yanında olacağım. Lütfen teslim ol. Lütfen. Beni hiç anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun. Ben sana aşık olduğumda ben değildim. Seni öptüğümde de öyle. Anlasana. Kenan. Kenan. Lütfen, lütfen bir şey yapma. Lütfen dur. Lütfen daha fazla bir şey yapma. Yeterli. Kenan, lütfen dur. Öyle. Öyle. Hiçbir şey. Hiçbir şey gerçek değildi. Hayır. Hayır, yalan değildi. Gerçekti, ben biliyorum. Senin beni sevdiğini, gerçekten sevdiğini ben biliyorum. Hayır. Aksini söyleyemezsin. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Şurada kendimi şu an atsam mı acaba, yoksa burada kafama mı sıksam, yoksa sen mi beni? Öldürdün. Hayır. Senin beni öldürmen beni çok mutlu edebilirdi. Hayır, hayır, bir şey yapma. De, lütfen bir delilik yapma. Sen merak etmiyor musun? Hiç yaşamamış biri nasıl ölür diye. Böyle konuşma lütfen. Belki de ölmesi gereken kişi sensindir. Seni çok seviyorum. Thank you.
Ben hep aynı rüyayı görüyorum. O uzaklarda bir yerde beni izliyor. Sanki ölmemiş gibi. Uyku uyuyamıyorum. Kaç ay oldu dediniz? 4. 4 ay oldu. Ben hala aynı acıyı çekiyorum. Ya işiniz? Devam ediyor musunuz? İstifa ettim. Yani olaydan bir hafta sonra istifa ettim. Peki ne yapmak istiyorsunuz? Ölmek. Ölmek istiyorum. Çünkü ben bilmiyorum. Bu acıyla nasıl baş edilir? Nasıl yaşanır? Hiç fikrim yok. Ben ilaç falan kullanmak istemiyorum. Uyuşturuyor çok yani. İstemiyorum ben antidepresan falan. Leyla Hanım, bununla tek başınıza başa çıkamazsınız. O yüzden buradayım. Lütfen bir şey söyleyin bana. Bir şey söyleyin yoksa ben gerçekten delirim ki söyleyeyim. Uzaklaşmayı deneyin. Nereye? Hayalini kurduğunuz bir yer yok mu mesela? Gitmek istediğiniz. Var. Neresi? Kenan'ın yanı. Leyla Hanım bakın. Siz de aynı şeyi söyleyip duracaksınız. İyi günler size. Leyla Hanım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, ben Leyla Gediz. Bilet almak istiyorum. Tabii Leyla Hanım, kaç kişi olacak? 1 kişi, tek gidiş. Hemen yardımcı oluyorum. Ekranımın açılmasını bekliyorum. Anne! Tahir! Ne oldu kız? Hamileyim! Aa, ne? Vallahi billahi hamileyim bu sefer. Ne? Gerçekten mi? Vallahi billahi hamileyim. Allah'ım inanamıyorum. Çok şükür. Hamile misin? Nasıl? Hamileyim. Hani bakayım dur. Bak. Ay. Nasılsın? İyiyim, sen? Sandığın kadar kalmayacağım burada, öyle görünüyor. Evet, öyle söyledi Yasemin, konuştuk. Sen de bir daha gelme, olur mu? Hasta mısın? Yok, iyiyim, iyiyim, iyiyim. Adi bir suçlu. Ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiyim işte. Bari oğlumuzun naaşını alabilseydik. Böylesi daha iyi. Neden? Bir mezarı bile yok. Ölülerin mezarı olur.
Efendim. Leyla'cığım ne yaptın? Araba bekliyorum. Uçak saati geldi. Biraz ani olmadı mı ya? Öyle olması gerekiyordu. Canım benim, habersiz bırakma olur mu? Hediye falan da uğraşma dönerken. Öyle o büyük çikolatalardan alsan olur. Dur da almayayım ben Murat ya. Unutmam, merak etme. Sağ ol. Leyla, sana bir sürprizimiz var. Evleniyoruz biz. Mutluluklar. Gözü kararttık. Düğüne gelmezsem küsmezsiniz değil mi? Ay hayır canım benim, sen hiç yani keyfine bak. Kafana zaten. Kafana göre nasıl aynen, istiyorsan. Aynen küçük bir şey yapacaktık yani, hiç düşünme tamam mı? Tamam ben artık kapatayım. Beni merak etmeyin. Seni çok seviyorum güzelim benim, iyi yolculuklar. Bye.